Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize Ankara'dan sevgiler, saygılar. Bugün önemli bir gelişme yaşandı. Bununla ilgili öğretmen arkadaşlarımızın ve atanacak arkadaşlarımızın sorular vardı. Öğretmenlere rotasyon kesinleşti. Bir okulda en az 3 yıl arkadaşlar, en fazla 12 yıl görev yapabilecekler. Zaten 3 yıldır bu süre en az il içi ve il dışına başvurabilmek için bir okulda 3 yıl görev yapmak gerekiyordu. Ama doğu hizmetinizi de yaptıysanız, bir okula geldiyseniz artık emekli olana kadar 25-30 yıl boyunca o okulda çalışabiliyordunuz, ama bu artık değişecek. Bu 12 yıla düşecek. Bakan Bey bununla ilgili bugün bir açıklama yaptı. Yusuf Tekin, öğretmenler bulunduğu okulda en az 3 yıl görev yapabilecek. Öğretmenler bulunduğu okulda en fazla 12 yıl görev yapma sınırı da getiriliyor. Bu arkadaşlar AK Parti MKYK toplantısında yaptığı sunumda bunu önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen öğretmenlik meslek kanunu yeni dönem öğretmenlik şartlarıyla ilgili detayları anlattı. Ve önemli birkaç konu var. Öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce başarıyla bitirmesi gereken Milli Eğitim Akademisi'nde adaylar bir yıl eğitim görecek. Bu eğitimlerde öğretmenlik meslek bilgisi, müfredatla sınırlı özel alan bilgisi ve branş ayrımı olmaksızın tüm öğretmenlere dil, tarih ve kültür konularında eğitim verilecek. Ve bu eğitimlerin sonunda arkadaşlar akademide teorik derslerden yazılı sınava gireceksiniz, bir puan alacaksınız. Uygulamalı derslerde de danışman öğretmeniniz tarafından bir puan verilecek ve bunların iki değerlendirmenin ortalamasına göre geçme notunuz belirlenmiş olacak. Akademide de 23 bin liralık bir maaşınız olması bekleniyor hazırlanan taslağa göre. Şimdi asıl önemli konu. Bu şekilde arkadaşlar rotasyonun gelmesi, yani bir okulda en fazla 12 yıl görev yapıp başka bir okula geçme durumu şunu da beraberinde getirdi. Emeklilik sayılarına bir artışa sebep olacak. Bundan dolayı bu sene sınava giren arkadaşlarımız önümüzdeki yılda en az 15 bin atama olacaktır. Çünkü bu geçerse, kanunlaşırsa eğer ki bu taslak, emekli öğretmen sayısı bir hayli artacaktır. Şu anda Ankara'da birçok öğretmen arkadaşımız bununla ilgili sorular sormakta, araştırmalar yapmakta. Detaylarının da şu şekilde olduğu söyleniyor. Öncelikli olarak ilçe içerisinde okul değiştirmesi istenecek. İlçe içerisinde bulunduğu branşta açık yoksa ne olacak arkadaşlar? İl içerisinde herhangi bir açık olan ilçeye, beldeye gönderilecek bu öğretmenlerimiz. Ataması yapılacak. Öncelik olarak kendi tercihlerini yapılması istenecek. Kendi tercihlerine yerleşemiyorlarsa reysen, yani herhangi bir yere bakanlık tarafından atanacaklar. O il içindeki herhangi bir yere. Bu yüzden dolayı da 20 yıldır aynı okulda görev yapan, 50 yaşında, 55 yaşında emekliliği hak etmiş öğretmenlerimizin önümüzdeki yıl itibariyle emekli olması bekleniyor. Şimdiden bunun planlarını yapmaya başladı emekli öğretmenlerimiz. O yüzden dolayı seneye
Şöyle söyleyebilirim, en az 15 binlik bir kontenjan yine verilecektir. O yüzden bu sene sınava giren arkadaşlarımızın kafası rahat olsun. Hani 5 bin, 6 bin atama olacakmış diye demoralize olmasınlar, pes etmesinler, mücadele devam etsinler. Önümüzdeki zamanlarda da detaylara geldikçe tekrardan sorularınızı cevaplayıp değerlendirme yapacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.